Aslıhan ve Selin'le bugün DB'nin kollarının çalışma şekilleri, yapılan işler bağlamında konuşacağız. Bugün müzik kolunu konuşmak istedik. Aslıhan, sen müzik kolunda yer aldın. Mezunsun. Evet, biraz bize neden müzik kolu gibi bir gruba ihtiyaç duyuldu? Bunun ilk ateşleyicileri kimler oldu? Bundan bahseder misin? Bunu ilk nasıl başladık? Sanırım Enver kendi bir enstrüman Santur yapmıştı. benzeri bir şey. Evet, santur benzeri bir şey. Bir enstrüman yapıp atölyeye getirmişti. Sonra onu biraz nasıl çaldığını, kendini nasıl kullandığını gösterdi. O atölyede duruyordu. Ve bu hani neden bunu yaptığına dair konuşmalar oldu Avni Hoca ile aralarında. Biz de oradaydık. Ve resimle müzik ilişkisini aslında göstermek için başladı. Hani resimle müzik neden ilişkili? Nasıl bir bağlantısı var? Biz burada sadece neden resim yapıyoruz? Müziği neden devreye sokmuyoruz gibi. Ve Mondrian'ın, Avni Hoca zaten hep örnek verir resim müzik ilişkisinde. Mondrian'ın resmiyle müziği arasındaki ilişkiyi. Ve sonra Selin'in atölyeden başka bir atölyeden tanıdığı Herman abi vardı. Ritim atölyesi vardı onun. O atölyeye geldi. Onu atölyeye davet etmiştik. Herman abi ritim atölyesinde yaptırdığı şeyleri bizim atölyede bizim atölyenin öğrencileriyle beraber yaptı. Orada enstrümanlar vardı. O enstrümanlar işte el yapımı enstrüman, işte bir ayran şişesinin içine mercimek konulmuş ya da işte dümtekler vardı, vurmalı çalgılar vardı gibi. İşte herkes bir enstrüman aldı. O biraz ritim üzerineydi. Fakat o günden sonra biz hani bunu devam ettirelim diye konuştuk. İşte Enver'in yaptığı çalgıyı, enstrümanı kullandık. Sonra biz de enstrüman yaptık. İşte ceviz kabuklarından işte enstrüman yapıp getiriyorlardı atölyeye falan. Ve bunun temel nedeni aslında resim müzik ilişkisiydi. Yani bunun eksikliğinden doğan bir şeydi. Ve bunu atölyeye işte haftanın her hafta bir gün belirlenip bunu biz en son 4 kişi kalmıştık. Selin, Emre, Burak ve ben. Ama yine diğer atölyenin öğrencileriyle beraber onları da çekmeye çalışıp hani beraber bir ilişki yakalamaya çalışıyorduk. Burada yaptığımız şey işte sadece enstrümanları kullanıp işte herkes kafasına göre çalsın değildi. Belli bir ilişki olsun, belli bir derinlik olsun, birbirinin üstüne binmesin. Resimde nasıl dikkat ediyorsak birçok şeye, desenin öğelerine, kompozisyona, işte bir sürü karşıtlığa, doluluğa, boşluğa, derinliğe bunu müzikte yapabilmekte aslında derdimiz. Ve Biraz da şunu anlamakta aslında. Hatta ben hatırlıyorum, Aslı ile gidip eski fotoğraflar bulmuştuk. Antikacıdan fotoğraflar almıştık. Acaba bir fotoğrafın ya da bir resmin müziğini yapsak bunu nasıl yaparız? Yani bu tip sorgulamalarla başladı aslında. Bir resmin müziği nasıl olur? İşte Mondrian'ın resmiyle Boogie Woogie müziğinin arasındaki bağlantı ne? Bunları sorguladık ve kendi aramızda da bayağı tartıştık bunları. Tartıştıktan sonra da denemeler yapmaya başladık. Ve biraz da hem enstrümanı kendimiz yapabildiğimizi, bunu işte sadece vurarak, çeşitli sesler çıkartarak, kimi zaman sadece ellerle vücudumuza vurarak ya da işte çeşitli kendimiz işte bir kabın içine mercimek koyduğunuzda aslında müzik aletiniz olmuş oluyor. Bunun gibi denemelerle kendimiz de müzik yapabildiğimizi ve bu imkanlarla resim müzik ilişkisini anlamaya çalıştık aslında, öyle diyebiliriz. Peki süre olarak ne kadar süre oldu müzik kolu? Müzik kolu bir yıl aktif olarak çalıştı. ve biz ikinci sınıfta mı başlamıştık? İkinci sınıftayken. İkinci sınıfta başladık. Üçüncü sınıfta devam ettik biraz. Sonra
aslında üçüncü sınıfta da devam ettik ama ikinci yıl çok aktif oldu çünkü biz dördümüzdük dedim ya. Yani biz atölyede yaptığımızın dışında da mesela kantinde oturuyorduk, ritim yapıyorduk ya da o ilişkiyi kurmaya çalışıyorduk. Aslında biraz kafaya takmıştık. Hani beraber olduğumuzda işte sadece çay kahve içip konuşalım değil, bunu kantine de taşıyorduk, ara bahçeye de taşıyorduk, dışarıda bir yerde de yapıyorduk. Ve o zaman o yüzden çok aktifti. Hatta şöyleydi, o zaman belli bir düzenimiz vardı. Sanırım çarşamba günleri, her çarşamba günü işte atölyede ders kaçta bitiyorsa sağ olsun Avni Hoca atölyeyi açık bırakıyordu. Yani biz sadece orada ritim yapıyorduk. Ders bitiyor, 3'te bitiyorsa 3'te biz orada toplanıyoruz ve bunun duyurusunu diğer öğrencilere yapıyoruz. Katılmak isteyenler katılıyor ve her hafta bu düzenli olarak yapılıyor. Bir hafta yapamasak kendi aramızda haberleşip diğer hafta mutlaka telafisini yapıyorduk ve çok verimli bir yıl geçti diyebiliriz aslında. Diğer yıl da şöyle oldu. Ekip oraya işte gruba sürekli giren çıkan, hani onun takibi olmadığı için veya zaten sürekli açık olduğu için atölyenin öğrencilerine işte bir hafta gelen diğer hafta gelmiyor. Ekip sürekli değişiyor. O yüzden o şeyi kurmak çok zorlaştı ve son yılda hiç yapılmadı. Bizim alt sınıflarımız denemeler yaptılar. Onların çalışmaları oldu. Ama işte ondan sonra çok kopuk gelişti. Aslında bir anlamda da müziğin ruha olan etki ve yansımasının resme de bir yansımasını sağlamak gibi bir durum olmuş. Bir de ben zaten burada müzik bölümüyle de komşu olduğumuz için yan yana bazen o duyguyu ben de yaşıyorum. Ben müzik kolunun çalışmalarında hiç bulunmadım ama yani şu anda müzik bölümünün burada olması bile buraya ayrı bir tat veriyor. Dediğiniz gibi hani ruhsal anlamda bir zenginleştirici bir yanı var. Bir yandan da amacımız şuydu, buradaki müzik öğretmenliği bölümünün sıkıntısı şu, yani sadece icra etmek, sadece bestelenmiş bir parçayı yeniden çalmak, yani enstrümanı öğrenip onu bir beceri olarak kazanmak. Ama müziğin amacı sadece bu mudur? Müzik de aslında resim gibi, Aslı'nın dediği gibi çeşitli öğelere sahip değil midir? Biraz bunların dertleri vardı aslında. Müziği o kuru alandan çıkartıp tıpkı resimde yaptığımız gibi işte derinlik, espas, doluluk, boşluk gibi öğeleri de düşünerek ve birbirimizi dinleyerek, yani tek bir kişinin yapabildiği şey değil, yani tek sesli müzik, çok sesli müzik, bunların arasındaki farkı anlamaya çalışarak ve birbirimiz arasında iletişim kurarak, yani tıpkı resmin elemanları gibi işte Aslı'nın elindeki kürdan kutusunu benim sesini algılayıp dinleyip onun koyduğu seslerin arasına benim başka elemanlar eklemem gibi değişik denemeler yapıldı ve bu denemeler bence çok değerliydi. Yani bunların kayıtları da var. İyi ki belgelemişiz diyebiliriz. Böyle diyebilirim aslında. Aslında şey, hiçbir farkı yok. Yani bir resmi nasıl yapıyorsan, nelere dikkat ediyorsan aynı şey müzik için de geçerli ve şöyle olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir çaba bizim bölüm için. İnanılmaz bir çaba. Çünkü bunu zaten resimde yapamayan öğrenciler müzikte yapmaya çalışıyorlardı. Ve o yüzden çok büyük bir çaba olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar kötü olursa da olsun, bize çok kötü gelmiyordu. Çünkü hepsi birer denemeydi, bizim için bir katkıydı. Ve belgelediğimiz için atölyeye de bir katkıydı. İşte bunun devam etmesi gerekiyor. Avni Hoca'nın yine aslında bizi tetiklemesiyle oluşan şeyler. İşte Rönesans resmine bakıyoruz, erken Rönesans. Peki erken Rönesans döneminde hangi müzikler yapıldı? Hayda, işte bunların araştırmasına giriyoruz. Ondan sonra Barok dönemi. Aslında tüm dönemler kendi resmi nasıl işliyorsa müziği de onunla paralel gidiyor aslında. O dönemin resmine bakmamız gerekiyor, müziğine bakmamız gerekiyor. Belki anlayışına, hatta politikalarına, hepsine hakim olmamız gerekiyor. Yani biz sadece resim yapıyoruz deyip diğer alanlarla ilgilenmiyoruz gibi bir lüksümüz de yok aslında. Biraz ders belgeliğinin amacı da bu. Yani sanatın, resmin, desenin diğer alanlarla, diğer sanat alanlarıyla hangi bağları var? Bu bağları biz ne kadar ortaya çıkartabiliriz? Ve aslında herkes de yapabilir. Bu kadar zor olmadığını göstermek için o ritim çalışmalarının amaçları da bu. Çok iyidir veya kötüdür, orası tartışılır. Ama iyi öğrenci denemeleri, evet, diyebiliriz. Başlangıç yapmış oldunuz.
Yani en azından bir şeyle başladınız müzikte. Öğrencilere, yani bundan sonra müzik kolu olarak devam edecek olanlara bir yol açtınız. Peki niye yarım kaldı sizce? Kaldı mı ya da? Ben o dönemde burada yoktum. Ayrıldıktan sonra da dediğim gibi 4 kişi çekirdek bir kadro oluşturmuştuk. Sanırım eksik tarafı şu oldu. Biz bunu alt döneme aktaramadık. Yani onları bu işe bizim kadar bağlayamadık sanırım. Yoksa şu an işte Burak zaten kendisi neyi çalıyor? Üflemeli çalgılarda biraz daha iyi. O yönden bir katkı sağlıyordu. Çeşitli işte araştırmalar yapıyordu. Hatta o dönemde Facebook sayfası kurmuştuk. Afrika müziklerini araştırıyorduk. İşte mesela Emre daha çok vurmalı çalgılarda daha iyiydi. Kendi aramızda böyle bir bağ oluşturmuştuk. Bunu alt dönemlere aktaramama sorunundan kaynaklı sanırım. Böyle bir şey var. Bizim kadar ilgili olmalarını da beklememek lazım. Yani mesela Emre ile Burak zaten enstrüman çalıyordu. Emre'nin ritim algıları, ritim duyguları inanılmaz gelişmiş. Şu bardakla bile şu an tek başına bir şey çalabilirdi yani. Ve biz de hani beraber iyi bir uyum tutturmuştuk. O uyum da önemli aslında. Herkes onu bence yapamaz. Yani alt grubu ne kadar bunu versek de onu tutturamayabilirlerdi. Belki içinde sizin gibi ilgilenen insanlar, öğrenciler çıkabilirdi. Yani onlar sürdürebilirdi tabii. Evet, tabii ki öyle. Ama siz devam ettirseydiniz daha neler yapardınız müzikle ilgili? Ya da devam edecek olsa grup ne önerirdiniz? Bence şu an daha çılgın şeyler yaparız diye düşünüyorum. Yani bu sadece bulunduğumuz her alanla alakalı olabilir. Ya da deneyler yaparız herhalde bunun üzerine. Çünkü müzik dışında yaptığımız şeyler genelde böyle oluyor. Yani bir şey yapacaksak eğer bunun sınırlarını çok tutmuyoruz. Gidip ormanda yapabiliriz. Ki bunun denemesini Alberut'un da işte ellerimizle, vücutlarımızla yapmıştık zaten. Ama çok çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Neden devam etmiyor? Sanırım biraz kendi işlerimize döndük. İşte hem onun etkisi var hem de müzik biraz geri planda kaldı. İşte Belgeli Karşıları daha ön planda oldu gibi bence. Şu an yapsaydık nasıl yapardık ve öğrencilere ne önerebilirim dersek sanırım biz bu bağı kurmada en azından bazı deneyler yaptığımız için artık bunun üzerine gitmektense başka alanlara kaydık. Ama her öğrencinin, atölyeye gelen her öğrencinin bu denemeleri yapması iyi olabilirdi. Yani en azından haftada bir yine atölyenin ders saatleri dışında ciddi bir grubun buluşup işte ritim çalışması, yapabildikleri imkanlarıyla müzik yapmaya devam etmesi geliştirici olabilirdi. Yani bir şu süre sonra... Ben çok heyecanlandığımı söyleyebilirim. Yeni dönemde ben bir müzik aletiyle bu işe girişebilirim gibi. Yani o kadar heyecanlandım. Zaten müzik de yani o kelime olarak telaffuz ederken bile zihninizde bir tını oluşuyor. Yani dediğiniz gibi sanatın bütün dalları zaten birbiriyle kardeş bir etkileşim halinde ve olduğu dönemi yansıtıyor. Ben çok olumlu bulduğum için önce müzik koluna başladım. Yani Belgeli Karşıları'ndan sonra. Aynı zamanda müzik kolundan konuşurken müzik belgeliğinin gazetelerinde atlamayalım. Yine bizden önceki dönemdeki öğrenciler, bunların zaten belgeleri var. Facebook'ta da var. İnternet sitesinde de var. Onlar da aslında bu tip çalışmalara girişmişler. Benzer şeyleri sorgulamışlar. Bu belgelere de ulaşabiliriz. Ne diyecektim ya? Gazeteler dedim. Gazetelerde de yine aynı şekilde resim ve müzik ilişkisi, yani müzik belgeliğinin çok fazla gazetesi var aslında. Bu yayınların devam etmesi, devamlılığı sağlanabilir. Böyle. Bunun devamsızlığı bence biraz da şununla alakalı.
Yani atölyeye her dönem yeni öğrenciler geliyor. Şimdi Avni Hoca bunun tanıtımı için ya da işte herkesi buna tanıtmak ya da duyurmak için yetersiz kalması çok normal. Bu bizim DB kollarında her zaman olan bir eksiklik. Şu olmalı, her kolun demirbaşı olmalı ve yeni gelen öğrencilere ve işte bir yıl geçirmiş olan öğrencilere bile o atölyenin öğrencilerini bunu düzgün bir şekilde tanıtmalı. Yani şu an sorsak şu dönemdeki gruplara müzik kolunun yaptıklarından eminim haberdar değillerdir. Yani bu bizim eksikliğimiz, işte belgeli karşılarının demirbaşı aynı da olabilir, farklı da olabilir fakat bu tanıtım bir görev olarak evet. Bir aktarım bir şey görevi verilmeli bence de. Çünkü ben de DB'yi Avni Hoca'nın genele bahsederken fark ettim ve o şekilde dahil olmak istedim. Ama şöyle olabilirdi dediğiniz gibi, genel olarak bir tanıtım eksikliği var ve bu yük olarak Avni Hoca'nın üzerinde de kalmamalı. En azından yeni gelen öğrenciye DB nedir, DB'nin faaliyet alanları nedir, bunlara ilginiz varsa işte katılabilirsiniz, görebilirsiniz şeklinde bir tanıtım alanı açılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü o zaman her gün her ders, ders belgeliğinden ve kollarından bahsederse orada her gün olan insan da sıkılacak demek istemiyorum ama yani sürekli bundan bahsetmesi gerek o zaman. Evet. Ama bu da mümkün değil. O da herkese erişebilecek, bütün öğrencilere dersini mi işleyecek, bunu mu yapacak gibi oluyor. O yüzden bu tanıtım eksikliği de kaynaklı devam etmiyor da olabilir. Yani müzikle alakalı biri varsa orada eğer ve bundan haberdar değilse o sürdürebilirken şu an haberi bile yok oluyor. Yani yine DB genel bir başlık olduğu için DB burada müzik, tarih, dil, felsefe, belgelik ağaçları veya belki daha ileride daha farklı şekilde zenginleşecek kollarıyla sadece bir okul geçme üzerine kurulu bir öğretim modelinin dışında bir alternatif sunuyor ve öğrenciyi bu anlamda bence çok, yani özellikle ufku geniş ve hayata bakışı zengin olan öğrencilere de neler yapılabileceği, bir öğrenci olarak bir belki ileride işte öğretmen olduğunda neler yapabileceğinin alanlarını açıyor. Bu açıdan çok değerli tabii, çok kıymetli buluyorum. Başka söylemek istediğiniz müzikle ilgili var mı? Tamam, eğer eksiklerimiz olursa yine söyleşilerimizi de tamamlarız. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim.